Hepinize tekrardan merhabalar. Bayağıdır bir video çekemiyordum. Aslında arada birkaç tane çektim ama onları da atamadım. Hep işler yoğun, işte bir yandan liglerde, maçlarda, müsabakalarda görev alıyorum, süre alıyorum falan filan derken birazcık burayı aksattım. Ama artık Korumalı Futbol Profesyonel Ligi'nin, 1. Ligi'nin sonlarına geliyoruz. Dedim artık bununla ilgili en azından bir video çekeyim. Son haftası oynanacak. Bu hafta sonu maçlarıyla birlikte son hafta bitecek ve artık playoff'a gireceğiz. Şu anki lig durumu nedir? Puan durumu nedir? Kimler kimlerle maç yapacak ve nasıl bir senaryo var? Kimler playoff'a çıkıyor gibi, kimlerin çıkma ihtimali var konularında hızlıca bir özet videosu yapacağım bir video. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Direkt olarak puan durumuyla başlamak istiyorum. Şu an resmi federasyon sayfasından paylaşılmış olan puan durumu bu şekilde. 6. hafta sonrası, 7. hafta öncesi paylaşılan puan durumu. Burada bir tek İTÜ ile Halcyons'ın arasındaki sıralamayla ilgili birazcık soru işaretleri var. Reglamana göre iki takım aynı puandaysa average'e bakılmıyor. Kimin arasındaki maçı kazandığına bakılıyor ama şu an ikisi daha maç yapmadı. Hornets ve Halcyons bu hafta sonu maç yapacak. O yüzden bu sıralamayı tam doğru yanlış demek çok doğru ama önemli olan nihai sıralama sonuçta ve bu hafta sonunda o da netleşecek. O yüzden çok dert değil. Onun dışında genel olarak sıralama bu şekilde. Hızlıca bakacak olursak Koç Rams 1. sırada, Boğaziçi Sultans 2, Bison 3, Falcons 4, Hornets 5, Halcyons 6, Warriors 7 ve Rangers 8 olarak gözüküyor son haftadan önce. Burada kesin olan şeyleri hemen söyleyeyim. Koç Rams 1.liği garantiledi. Bir galibiyet fazlası var. Son maçını Gazi ve Warriors yapacak ve maçını kaybetse bile hem Boğaziçi'ni hem Bison's hem de Falcons'ı daha önceki maçlarda yendiği için ikili averajda her türlü üstün kalacak ve Rams kesinlikle normal sezonu 1. olarak bitirmeye garantiledi. Burada ilginç bir şey var. Şimdi ilk 4 takım burada playoff'a kalacak. Bu takımlardan, bu gördüğünüzden 1, 3 ve 4 olan takımlar Rams, Bison's ve Falcons playoff'u garantiledi. Burada playoff'u garantilemeyen tek takım şu an için Boğaziçi Sultans takımı. Bu da böyle enteresan bir senaryo. Sultans'ın durumları biraz karışık. En son gelelim. Bison's da dediğim gibi garantiledi. Falcons da garantiledi. Hornets ve Halcyons maç yapacak. Zaten maçta da birazdan söyleyeceğim ama buradaki playoff durumu şu şekilde. Falcons galibiyet üstünlüğü var. Hornets ve Halcyons'a karşı birer galibiyet üstünlüğü var. İkisinden herhangi birisini geçmesi yeterli olacak. Ve Hornets Falcons birbiriyle maç yapıyor ve Falcons iki takımın da kazandı daha önce maçlarında. Dolayısıyla Falcons ne Hornets'e ne Halcyons'ın altına düşemiyor hiçbir senaryoda. Dolayısıyla Falcons'ın playoff'u garanti. Bison's da keza aynı şekilde hem Hornets hem Halcyons'ı yendiği için ikisini de üste bitirmeyi garantiledi. Sultans takımı Hornets'e kaybettiği için olası bir, bu hafta sonu Falcons Sultans maçı oynanacak. Olası bir Falcons'ın Sultans'ı yenmesi durumunda Boğaziçi Sultans 4-2'de kalacağı için Hornets'in de Halcyons'ı yenmesi durumunda Hornets de 4-2 olacağı için hem Sultans hem Hornets 4-2 olacak. Ama Hornets Sultans'ı yendiği için Hornets Sultans'ın üstüne geçecek ve Sultans playoff dışı kalacak. Böyle bir durum var. Dolayısıyla playoff, aslında playoff potası ilk 4'ün 3'ü kesinleşti. Rams, Bisons ve Falcons ilk 4'ü garantilemiş durumda. Rams'in 1.liği garanti. Falcons 3 ya da 4 olabiliyor. 2 olamıyor. Sultans 2 de olabilir. Aşağılara doğru düşebilir. 3'e 4'e düşemiyor sanırım. Doğrudan 5.liğe düşüyor gibi bir durum var. Dolayısıyla hafta sonu maçları bu açıdan önemli. Aşağılara bakacak olursak Halcyons'ın yeri kesin gibi. Halcyons Hornets'e kazanırsa 5.liğe yükseleceği kesin ama playoff'a çıkma şansı yok. Hornets kazanması durumunda dediğim gibi Falcons maçını bekleyecek playoff'a çıkmak için. Warriors'la Rangers da sonun 2 sıradalar. Warriors-Rangers maçını geçtiğimiz hafta Warriors kazandı. Dolayısıyla olası bir Rangers Bison's'la müsabakaya girecek. Rangers Bison's'a karşı bir galibiyet alsa dahi Warriors'ı geçemiyor. Çünkü 2'li averajda Warriors önde. Dolayısıyla Rangers 8. olarak ligi bitirmeyi garantilemiş durumda. Ligden düşeceği garantilendi. Warriors'ın da playout oynayacağı, playout müsabakası oynayacağı ve 7. olacağı şu an için garantilenmiş durumda. Hızlıca sıradan maçların üzerinden de geçelim. Hızlıca konuşup bitirelim videoyu. İlk maç, bu haftanın ilk maçı cumartesi günü oynanacak. 26 Ağustos cumartesi 4.30'da Ankara'da Hacettepe stadında oynanacak. Gazi Warriors Koç Rams maçı. Teknik olarak haftanın en az önem arz eden maçı diyebiliriz. Hiçbir sıralamayı değiştirmeyecek. Hiçbir senaryoda. İki takım da kazansa da kaybetse de sıraları kesin olarak aynı kalacak. Rams'in 1.liği, Warriors'un da 7. garantilendi ama tabii ki her takım, özellikle Gazi'nin son maçı kazanmak isteyeceklerdir. Rams belki rotasyona gidecektir. Yani belki Rams zaten şampiyon, iyi takım, kesin kazanır gözüyle bakanlar varsa diye söylüyorum. Hani sürpriz bir sonuçla çıkabilir. Enteresan, izlemek istediğim bir maç olacak. Muhtemelen sahada olacağım, izleyeceğim zaten. İkinci maç Rangers-Bison maçı. Bu maç aslında önem arz ediyor. Yine cumartesi günü oynanacak, 26 Ağustos cumartesi saat 6'da. Eskişehir'de oynanacak muhtelif futbol sahasında. Rangers'ın bir iddiasının kalmadığını söylemiştik. Ama Bison's'ın yeri şöyle değişebilir. Olası bir Rangers galibiyetinde Bison's'ın kaybetmesi durumunda Bison's'ın ikinciliği kaybetme ihtimali var bu maçı kaybederse. Çünkü olası bir Falcons'ın Boğaziçi'ni kazanması durumunda Boğaziçi normalde Bison'tan üstün, eşit durumda kalıyorlar. Boğaziçi üstte kalıyor. Eğer Bison bunu kazanırsa Bison üste çıkacak gibi bir durum söz konusu. Boğaziçi Falcons maçı da bir sonraki gün olduğu için Bison ne yapacağını bilemiyor, o maçın sonucunu bilemediği için bu maçı kazanmak isteyecektir. İkincilik için bir ihtimalleri olduğu için zorlayacaktır, maçı almak için uğraşacaktır. Anadolu Rangers'ta düşmesi garanti, dediğim gibi. Nasıl bir kadroya çıkar bilmiyorum ama onların da galibiyeti yok. Tek galibiyet amacıyla çıkmak isteyebilirler. Enteresan, keyifli maç olabilme ihtimalini düşünüyorum. Falcons Sultans maçı pazar günü 4.30'da oynayacak ODTÜ'nün sahasında. Ben de oyuncu olarak sahada olacağım. Ligin son haftasındaki en ortalığı karıştıran müsabaka. Dediğim gibi çok konuştuk. Falcons kazanması durumunda muhtemelen 3. oluyor. Falcons kazanırsa ve Bisons kaybederse ikinci bile olabiliyor Falcons. Boğaziçi kazanması durumunda ikinciliği garantiliyor. Boğaziçi kaybetmesi durumunda da İTÜ ve Halcyons maçının sonucuna bakacak. Ona bağlı olarak düşme ihtimalleri dahi oluşuyor. Yoksa sıralaması değişiyor. Üçüncüye düşüyorlar. Dördüncüye düşüyorlar. Böyle enteresan, sıralamayı değiştirebilecek en kilit maçlardan bir tanesi. Hepinizi izlemeye beklerim. Son maçta pazar günü 8.30'da oynanacak. İzmir'de Balçova Spor Kompleksi'nde oynanacak. İzmir Halcyons, İTÜ Hornets. Hornets'in kazanması must. Playoff'taki şanslarını, ihtimallerini, umutlarını yaşatmak adına. Halcyons'da bir amacı yok aslında maça çıkarken. Son maçı formalite icabı çıkıyorlar ama hiçbir takım tabii ki maça kaybetmeye çıkmaz. Tabii ki de sezonu galibiyette bitirmek isteyeceklerdir. Yoksa sıralamasını çok fazla değiştiren bir müsabaka değil. Bu maç oynandığı sırada ODTÜ maçı bitmiş olacak. Dolayısıyla Hornets'in kazanmak zorunda olup olmadığı durumu da netleşmiş olacak. O açıdan da enteresan bir senaryo var. Ona göre belki asılırlar ya da daha rahat oynarlar gibi bir şey de söz konusu olabilir. Yine merakla bekleyeceğimiz bir lig sonu olacak. Kısaca bu şekilde hafta sonu oynanacak maçların saatlerini, günlerini ve ligdeki durumları hızlıca özet geçerek uzun süredir atmadığım video serimi bu şekilde bozmuş oluyorum. Devamında inşallah biraz daha video atmaya devam ederim. Playoff'larla ilgili özellikle birkaç video atmayı, çekmeyi istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Futbol dolu bir hafta sonu diliyorum hepinize. Bütün oyunculara, bütün hakemlere, bütün koçlara sakatlıksız, sağlıklı, adil, keyifli bir futbol hafta sonu diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.